Evet, şimdi ana haberde Haldun Domaç'la birlikte değerlendirmelerde bulunacağız gündeme dair. Haldun Domaç, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar Ceyda. Çok teşekkür ediyoruz Haldun Domaç. Temsilcilerimiz, Avrupa'daki temsilcilerimiz kadrolarını açıkladı, UEFA'ya bildirdi. Son hamlelerini de yaptılar ve listelerini oluşturdular. Hepsine, 3 temsilcimize de Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Kadrolar açıklandığında sizin için sürpriz oldu mu? Genel bir başlıkla başlayalım. Sonrasında tabii ki detaylandıracağımız çok konu var Haldun Domaç. Evet, bazı sürprizler oldu ama tabii takımlarımızın genel durumuyla ilgili sıkıntılar olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Onu özellikle belirtelim. Çünkü takımlarımız listeye yazılması gereken kadar oyuncuyu yazabilecek bir profil oluşturamadılar. Temel sıkıntı bu. Onun için de mesela altyapıdan yetişen oyuncular Galatasaray'da sadece bire indi. Cankat Yılmaz kaldı, başka oyuncu kalmadı. Emin Bayram'ın da az önce Aspor'da Westerlo transferini de verdik. Dolayısıyla artık orada altyapı için bir oyuncu kaldı. 14 yabancı yazabiliyorsunuz. Takımlarımızda 17 yabancı var. 17 yabancılı takımlarımız, Fenerbahçe ve Galatasaray'da 17 yabancı var. Tabii bunların bir kısmının yazılamama durumu ortaya çıktı. Bir kısmı yurt dışı doğumlu olduğu için, bir kısmı yabancı olduğu için, bir kısmı da altyapıdan yetişen oyuncu sayısındaki sıkıntı nedeniyle yazılamadı. Sanıyorum Galatasaray 22 kişiye düştü, evet. Fenerbahçe 23 oldu. Yani ya kendi kontenjanımızı bile dolduramadık. Tabii buna biraz şöyle bakmak lazım. Acaba planlamada bazı hatalar mı yapıyor takımlarımız diye bakmamız gerekiyor. Gerçekten de bir planlama hatası diye düşünüyorum bu. Zaten elinizde böyle bir kadro yazma şansı varken niye yazamıyorsunuz? Tabii ki bazı isimlerin varlığı, yokluğu tartışmalara açık, tartışılıyor, onu özellikle söyleyebiliriz. Ama mesela Galatasaray'dan gidelim istersen Ceyda. Micho, Leo Dubois ve Halil. Mesela Halil yurt dışında, yurt dışı doğumlu olduğu için dışarıda kalan oyuncular bir tanesi oldu mesela. Kontenjan eğer böyle düzgün olsa, yani ya da bu şekilde planlama olsaydı, Halil de bu kadronun içerisinde yer alacaktı. Yani Halil'in kadronun içerisinde yer almaması onun performansıyla ilgili değil, kadro planlamasıyla ilgili bir gördük. Mesela işte Luan Perez, Samet, Mert, Bartu, Emre Mor, yani tabii ki Emre Mor'un sakatlığı vesaire diyebiliriz, Bartu genç oyuncu diyebiliriz ama mesela Mert Müldür yani Avrupa'da oynayamayacak. Samet Akaydın, Luan Perez'in lisansının dondurulması söz konusu. Lincoln Henrique zaten donduruldu. Yani bu manada baktığımda önemli bir sıkıntı yaşadığımız gerçeğini vurgulamam gerekiyor. Şimdi bunlar göze çarpan detaylar ama takım takım da bir ilerleyelim Haldun Domaç. Galatasaray'da açıklanan kadroyu tekrar yönetmenimiz Tolga abiden rica edeyim, bir ekrana getirelim. Galatasaray'ın kadrosunda sizin de belirttiğiniz gibi Ömer Bayram'ın ayrılışıyla birlikte bu mevcut liste 22'ye düştü. Fernando Muslera, Günay Güvenç, Cankat Yılmaz, Angelino, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Vitor Nelson, Emin Bayram bu listenin dışına çıkacak. Westerlo transferi resmi olarak da açıklandı. Abdülkerim Bardakçı, Kazım Can Karatar, Saşa Boya, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Zaha Tete, Hakim Ziyeh, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Endombele, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Icardi ve Cedric Bakambu. Galatasaray'da özellikle A grubunda Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile Manchester United da aynı grupta yer alıyor. Bu kadroyla birlikte son iki hamlesi Endombele ve Davinson Sanchez oldu Galatasaray'ın. Yeterli olacak mıdır Şampiyonlar Ligi'nde? Özellikle altını çizdiğiniz konu, yani bu kadroyu tamamlayamamak bir sorun teşkil ediyor aslında. Bir yapılanmada belki hata olduğunu gösteriyor ama mevcut kadro Şampiyonlar Ligi grup aşaması için sizce nedenli yeterli? Şimdi mevkisel olarak, evet, baktığımızda, yani bölüm bölüm baktığımızda Ceyda, yani ben de önümü açtım. Yeterli bir
kadro yapılanması var. Yani öyle baktığımız zaman diyelim. Şöyle söyleyeyim. Mesela sağ bekte Kaan Ayhan'ı yedekleyebilirsiniz. Sasha Boey var. Sol bekte Angelinho'yu yedekleyebilecek bir Kazımcan Karataş var. Keza Kaan'ı stoper de oynatabiliyorsunuz. Oraya geldi. Davinson Sanchez geldi. Orada zaten oturmuş bir Victor Nelson, Abdülkerim Bardakçı ikilisi var. Mesela buralarda sıkıntının olmadığını görüyoruz. Orta alanda da farklı özellikli oyuncular şimdi geldi, oldular daha doğrusu. Mesela Kerem Demirbay sol ayaklı orta alan oyuncusu ve iki orta saha arasında oynayabilecek ama daha çok ofansif özellikli bir oyuncu olarak görüyoruz. Ama orada bakıyoruz... Tanguy Ndombele daha farklı bir oyuncu. Mesela Tanguy Ndombele'yi pek fazla konuşmadık galiba. Sert ve mücadeleci bir oyuncudur. Driplingi vardır. Yani iki ceza sahası arasında gider gelir. Anahtar pas dediğimiz o pasları atar. Böyle bir özelliği var. Top kontrolü iyi olan bir oyuncu. Doğru bir zamanlama yapıyor pozisyon alma konusunda. Şimdi o var. Şimdi Sergio Oliveira da var. Şimdi seçeneklere baktığımız zaman Torreira da var, Kerem var, Kerem Demirbay. Dolayısıyla orası da hani Mertens'in de olduğu bir ortam. Sayısal olarak da birbirini tamamlama açısından da yeterli bir sayının olduğunu söyleyebiliriz. Yani orta alan için konuşuyorum. Ki kaldı ki işte zaman zaman isterseniz Zaha'yı ortaya çekebilirsiniz. Bu şansınız olabilir. Hani bunlar seçenekler olarak söylüyorum. Yani Tete'yi ters tarafa alabilirsiniz. Yani birçok da seçenek var. Onu da özellikle söyleyelim. Ön tarafta zaten hani inşallah nazar falan olmasın. Icardi'ye Şampiyonlar Ligi'nde çok ihtiyacımız var. Yani bize maç koparacak oyuncu olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bir de şöyle bir şans doğdu Galatasaray açısından. Kadroyu konuşurken onu da konuşmamız lazım Ceyda. Galatasaray şimdi 3 önemli stoper sahibi oldu. Bazı maçlar Manchester United deplasmanı, Bayern Münih deplasmanı gibi deplasmanlar Galatasaray üçlü görünümlü bir beşli savunma yani 5-4-1 gibi birbirine yakınlaşan bir savunma kurgusu içerisinde de oynayabilir deplasmanlarda özellikle. Çünkü bizim burada Bayern Münih değil özellikle Manchester United'ı yakalama ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum. Bakın yani %100 demiyorum. Futbolda her şey var. Kopenhag'da iyi takım ama yakalama ihtimalimiz var. Zaman zaman bu üçlüyü yanlardan Angelinho ve Sasha Boye ile takviye yaparak çıkabilecek bir Galatasaray'da olur. Bu kadro da oluştu. Şimdi burada tek sorun ne? Diyeceksiniz ki ne kadar güzel, her şey çok güzel gibi anlatıyorsun. Sorun şu, bir an önce Wilfried Zaha'nın, Tete'nin ve Hakim Ziyech'in derhal forma girmesi lazım. Yani bizim buna ihtiyacımız var, bu oyunculara. Şimdi şöyle bir şey var, her zaman isim vermeyeceğim Ceyda ama bir şey söylemekte yarar var. Sizin karşınızda oynayan takımlar da sizin oyuncularınıza bakarlar. Yani benim karşımda oynayan oyuncu kim? Yani biz de futbolculuğumuzda öyle bakardık yani kim oynuyor? Şimdi evet Bayern Münih'te yıldızlar var. Manchester United'da yıldızlar, Rashford'lar var falan tamam. Ama Bayern Münih ya da Manchester United tarafı da bize bakarken şöyle bakıyor. Ya orada Hakim Ziyech var. Orada işte Zaha var, Tete var, Icardi var. Ya Muslera gibi bir kaleci var. Ya Torreira gibi bir orta saha oyuncusu var. Yani... Aslında Galatasaray da eğer bir takım bütünlüğünü oluşturabilirse benim düşünceme göre rakipler için korku verecek özelliğe sahip bir kadro oluşturdu. Böyle söyleyeyim.